Merhaba arkadaşlar, Almanca Kolay'a hoş geldiniz. Ben Almanca öğretmeni Erhan Özdemir. Dersimizin konusu arkadaşlar Plusquamperfekt ve Nachdem konuları. Plusquamperfekt arkadaşlar mişli geçmiş zaman hikayesi anlamına geliyor. Nachdem bu bağlaca baktığımızda arkadaşlar bu bundan sonra anlamına gelen bir bağlaç. Bunu da bu derste görüyor olacağız. Dilerseniz plusquamperfektlikle başlayalım. Şimdi arkadaşlar plusquamperfektliğe baktığımızda bu tıpkı perfektlikte olduğu gibi hatırlayacak olursanız haben ve sein fiillerini ne yapıyorduk? Yardımcı fiil olarak kullanıyorduk. Plusquamperfekte de gene aynı şekilde partizip 2, yani bunu sanki perfektlik yapıyormuş gibi davranıyorum. Ancak haben ve sein'ı farklı çekimlemiş oluyorum. Dilerseniz öncelikle haben ve sein'ın nasıl çekimlendiğine bir bakalım. Onun ardından plusquamperfekt şekilde nasıl cümle kuruluyormuş onu hep birlikte örneklerle inceleyelim. Öncelikle haben ve sein fiillerine bakalım arkadaşlar. Plusquamperfekt yapmak istediğinde haben demek ki nasıl çekimlenecek işe göre? Ich hatte, du için du hattest, er, sie, es için hatte, wir hatten, ihr hattet, sie için de ne olacakmış arkadaşlar? Hatten olacakmış. Burayı bir tekrar edelim arkadaşlar. Ich hatte, du hattest, er, sie, es hatte, wir hatten, ihr hattet, sie hatten. Demek ki bu haben bu şekilde çekimlenmiş oluyor plusquamperfekt yapmak istediğimde. Sein için ne yapıyoruz arkadaşlar? Sein'de de şöyle bir çekim söz konusu. Ich war, du warst, er, sie, es war, wir waren, ihr wart, sie waren. Dilerseniz bunu da tekrarlayalım arkadaşlar. Ich war, du warst, er, sie, es war, wir waren, ihr wart, sie, saygı ve onlar için sie ne olacakmış? Waren demiş olacağız. Bu bilgiler ışığında arkadaşlar öncelikle olağan ya da geniş zaman içerisinde bir cümleyi inceleyecek olursak arkadaşlar. Ich räume das Zimmer auf. Evet, burada nasıl bir fiil var arkadaşlar? Ayrılabilir bir fiil var. Bu geniş zaman için ya da şimdiki zaman için kullanılabilecek olan bir cümle. Ich räume das Zimmer auf. Das Zimmer neydi arkadaşlar? Oda demekti. Odayı topluyorum derken ich räume das Zimmer auf. Şimdi ben bunu perfekt zamanda yapmak istesem ne yaparım? Haben ve ne olacak? Partizip 2 şeklinde bunu yorumlamam gerekiyor. Aufräumen ne olacak arkadaşlar? Aufgeräumt şeklinde Partizip 2 olarak karşımıza çıkmış oluyor. Yardımcı fiilimde ne olacak? Haben olacak. Dolayısıyla işe göre çekimlendiğinde ne olacaktı bu? Ich habe das Zimmer aufgeräumt. Bunu zaten perfekt konusunda ayrıntılı şekilde görmüştük. Görmemiş, izlememiş olan arkadaşlar da ilgili dersimizi mutlaka izlesinler arkadaşlar. Şimdi ben aslında burada çok kolay bir yapı, çok ufak bir dönüşümle plusquamperfekt yapmayı göstereceğim size. Ne kadar kolay olduğunu hemen anlayacaksınız. Bakın burada arkadaşlar Ich habe das Zimmer aufgeräumt derken Partizip 2'de ne yapıyorum? Aufgeräumt diye çekimliyorum. Yardımcı fiilim neydi? Haben. Dolayısıyla bu cümle perfekt cümle. Ancak şimdi ben bunu plusquamperfekt yaptığımda ne oluyor biliyor musunuz arkadaşlar? Buradaki aufgeräumt Partizip 2 aynı şekilde kalıyor. Değiştirdiğim şey ne biliyor musunuz? Sadece haben. Yani az önceki göstermiş olduğum. Burası gene aynı şekilde kalırken yardımcı olan fiilimi çekimlemiş oluyorum. Dolayısıyla artık bundan sonrası için ich habe demiyorum da ne diyorum? Ich hatte demiş oluyorum. Yani bu ne olmuş oluyor arkadaşlar? Mişli geçmiş zamanın hikayesi yapmış oluyorum. Yani yapmıştım. Odayı toplamıştım demiş oluyorum. Dolayısıyla buna baktığımızda bu cümleye ne olacak arkadaşlar? Ich hatte das Zimmer aufgeräumt. Bunu du için çekimlemiş olsaydık ne olacaktı bu arkadaşlar? Du hattest das Zimmer aufgeräumt. Peki bu söz gelimi bir erkekten bahsedecek olsaydık er, dolayısıyla ne olacaktı? Er hatte das Zimmer aufgeräumt.
Bu biz için olmuş olsaydı arkadaşlar, biz toplamıştık odayı. Ne olacak? Çok basit. Yardımcı fiili değiştireceğim. Yani hamle. Ama neye göre? Burada az önceki görmüş olduğum yapıya göre. Dolayısıyla wir hatten das Zimmer aufgeräumt. Peki bu ikinci çoğul olmuş olsaydı ne olacaktı? Ihr hattet das Zimmer aufgeräumt. Peki bu onlar ya da saygı anlamındaki sie için düşünülseydi ne olacaktı? Sie hatten das Zimmer aufgeräumt. İşte bu kadar kolay. Dilerseniz bu öğrenmiş olduklarımızı doğru telaffuzlarıyla tekrar edelim arkadaşlar. Ich räume das Zimmer auf. Ich räume das Zimmer auf. Ich habe das Zimmer aufgeräumt. Ich habe das Zimmer aufgeräumt. Ich hatte das Zimmer aufgeräumt. Ich hatte das Zimmer aufgeräumt. Du hattest das Zimmer aufgeräumt. Du hattest das Zimmer aufgeräumt. Er hatte das Zimmer aufgeräumt. Er hatte das Zimmer aufgeräumt. Wir hatten das Zimmer aufgeräumt. Wir hatten das Zimmer aufgeräumt. Ihr hattet das Zimmer aufgeräumt. Ihr hattet das Zimmer aufgeräumt. Sie hatten das Zimmer aufgeräumt. Sie hatten das Zimmer aufgeräumt. Şimdi arkadaşlar sein'e bir bakalım. Sein'de ne oluyordu? War şeklinde çekimlenmiş oluyordu, öyle değil mi? Şimdi ben geniş zamanda olan bir fiile, daha doğrusu bir cümleye bakacak olursam. Ich fahre nach Berlin. Ne yapıyorum? Berlin'e gidiyorum bir araçla, değil mi? Bir kara aracıyla. Bunu nereden anlıyoruz? Fahren, değil mi? Fahren çünkü sürmek demekti. Ich fahre nach Berlin. Berlin'e gidiyorum. Şimdi ben bunu arkadaşlar perfect zamanda, yani değil geçmiş zamanda yaptığımda fahren ne olacak arkadaşlar? Bir noktadan öteki noktaya bir geçiş durumu söz konusu olduğundan dolayı sein kullanılması gerekiyor, öyle değil mi? Fahren'de ben partizip 2 olarak düşündüğümde ne olacak bu? Gefahren şeklinde yorumlanacak. Yani ich bin gefahren demiş olacağım. Dolayısıyla Berlin'e gittim derken ne diyeceğim? Ich bin nach Berlin gefahren. Şimdi ben bunu dili geçmişe göre yorumlamışım burada. Ancak plusquamperfekt, yani mişli geçmişin hikayesini yaptığımda Berlin'e gitmiştim diyeceğim. Ne yapacağım bu sefer? Buradaki sein bin şeklinde yorumlanıyordu. Ancak burada işe göre ne olacak arkadaşlar? War şeklinde yorumlanacak. Ve bakın burada partizip 2 gene aynı şekilde kalmış oluyor. Dolayısıyla ben Berlin'e gitmiştim diyecek olursam ne yapacağız arkadaşlar? Söyleyelim. Ich war nach Berlin gefahren demiş olacağım. Yani buradaki sein ne olmuş? Buraya, yani war şeklinde evrilmiş. Bunu du olarak yorumlayacak olursak, sen Berlin'e gitmiştin diyecek olursak ne olacak bu arkadaşlar? Du warst nach Berlin gefahren demiş olacağım. Ben bunu üçüncü tekil kişi, bir erkekten bahsederken er için kullandığımda tıpkı demin de görmüş olduğumuz gibi burada da çekimlemiş oluyoruz. Ne olacak? Er war nach Berlin gefahren demiş olacağız. Peki biz gitmiştik diyecek olursak ne diyeceğiz arkadaşlar? Wir waren nach Berlin gefahren demiş olacağız. İkinci çoğul için ihr wart nach Berlin gefahren ya da burada sie üçüncü çoğul ya da saygı anlamındaki sie olarak yorumlanacak olursa bu sefer ne olacak arkadaşlar? Sie waren nach Berlin gefahren şeklinde yorumlanmış olacak. Dilerseniz bu öğrenmiş olduklarımızı doğru telaffuzuyla yineleyelim. Ich fahre nach Berlin. Ich fahre nach Berlin. Ich bin nach Berlin gefahren. Ich bin nach Berlin gefahren. Ich war nach Berlin gefahren. Ich war nach Berlin gefahren. Du warst nach Berlin gefahren. Du warst nach Berlin gefahren. Er war nach Berlin gefahren. Er war nach Berlin gefahren. Wir waren nach Berlin gefahren. Wir waren nach Berlin gefahren. Ihr wart nach Berlin gefahren. Ihr wart nach Berlin gefahren. Sie waren nach Berlin gefahren. Sie waren nach Berlin gefahren.
Bu öğrenmiş olduklarımızı pekiştirelim arkadaşlar. Öncelikle perfectlikle karşılaştırma olarak gideceğiz arkadaşlar. Dolayısıyla buradaki yardımcı olan fiilleri dikkate alalım mutlaka. İlk örneğe baktığımızda arkadaşlar, er ist geschwommen. Geschwommen neydi arkadaşlar? Bunun yalın hali schwimmen, öyle değil mi? Schwimmen. Er ist geschwommen, o yüzdü. Şimdi yüzmüştü diyecek olursak arkadaşlar ne olacak bu? Sein için bakmam gerekiyor. Ne olacak? War olacak. Dolayısıyla buradaki yardımcı fiil ist yerine ne olacak arkadaşlar? Er war. Dolayısıyla o yüzmüştü derken ne olacak arkadaşlar? Er war geschwommen olacak. Ancak er ist geschwommen deseydik ne olacak? Yüzdü olacaktı değil mi? Ancak va derken yüzmüştü anlamına gelmiş oluyor. Eva geschwommen denildiğinde. İkinci örneğe bakalım arkadaşlar. Wir haben auf Deutsch gesprochen. Evet, sprechen. Ne olmuş arkadaşlar? Gesprochen. Haben gesprochen. Bakın burada gene perfekt zamanda bir anlatım var, öyle değil mi? Haben gesprochen. Auf Deutsch. Almanca konuştuk derken wir haben auf Deutsch gesprochen. Şimdi Almanca konuşmuştuk diyecek olursak haben, evet, wir'e göre baktığımızda ne olacakmış arkadaşlar? Wir hatten olacak. Dolayısıyla haben yerine ne olacak? Demek ki wir hatten, öyle değil mi? Bunu dikkate almam gerekiyor. Almanca konuşmuştuk derken wir hatten auf Deutsch gesprochen demiş oluyoruz. Ancak bunu dili geçmiş yaptığımızda ne olacaktı? Wir haben auf Deutsch gesprochen diyecektik. Oysa ki konumuz ne? Plusquamperfekt. Yani mişli geçmişin hikayesi. Dolayısıyla ne olacak? Wir hatten auf Deutsch gesprochen olacak. Üçüncü örneğe baktığımızda arkadaşlar, sie ist nach Wien geflogen. Fliegen neydi arkadaşlar? Uçmak demekti. Wien, nach Wien, Viyana'ya. Dolayısıyla o bir kadından bahsediyor burada cümle. O Viyana'ya uçtu. Bakın fliegen ist geflogen. Çünkü bu neydi arkadaşlar? Sein, yani hareketlilik gerektiren bir fiil olduğundan dolayı ist geflogen denmiş oluyor. Dolayısıyla ben bunu şimdi plusquamperfekt yaptığımda ne olacak arkadaşlar? Bakın war olacak. Dolayısıyla buradaki yardımcı fiilim ne olacak arkadaşlar? War şeklinde karşımıza çıkmış olacak. Bu şekilde yorumlanması gerekiyor. O Viyana'ya uçmuştu dediğimde ne olacak? Sie war nach Wien geflogen. Ancak uçtu diyecek olursak ne olacak arkadaşlar? Sie ist nach Wien geflogen. Ancak konumuz plusquamperfekt, yani mişli geçmişin hikayesi olduğundan sie war nach Wien geflogen demiş oluyoruz. Son örneğimize baktığımızda bakın burada ne demiş? Ihr habt Fußball gespielt. Siz futbol oynadınız. Şimdi ben bunu ne yapıyorum? Mişli geçmiş, evet, mişli geçmişin hikayesi yaptığımda, yani plusquamperfekt yaptığımda haben ihr'e göre ne olacak arkadaşlar? Buraya bakıyoruz. Hatet şeklinde yorumlanıyor. Dolayısıyla ne olacak arkadaşlar? Ihr hatet olacak. Dolayısıyla siz futbol oynamıştınız derken ne olacakmış arkadaşlar? Ihr hattet Fußball gespielt. Ancak dili geçmiş, yani perfect yaptığımda ne olacak bu? Ihr habt Fußball gespielt. Konumuz plusquam. Dolayısıyla ne olacak? Ihr hattet Fußball gespielt demiş olacağız. Dilerseniz bu öğrenmiş olduklarımızı perfectlik ve plusquamperfect olarak doğru telaffuzlarıyla tekrar edelim arkadaşlar. Er ist geschwommen. Er ist geschwommen. Er war geschwommen. Er war geschwommen. Wir haben auf Deutsch gesprochen. Wir haben auf Deutsch gesprochen. Wir hatten auf Deutsch gesprochen. Wir hatten auf Deutsch gesprochen. Sie ist nach Wien geflogen. Sie ist nach Wien geflogen. Sie war nach Wien geflogen. Sie war nach Wien geflogen. Ihr habt Fußball gespielt. Ihr habt Fußball gespielt. Ihr hattet Fußball gespielt. Ihr hattet Fußball gespielt.
Evet arkadaşlar, şimdi de nahdim konusunu bir inceleyelim. Nahdim arkadaşlar bundan sonra anlamına gelen bir bağlaç noktasında nahdim. Öncelikle bir örneğimize bir bakalım arkadaşlar. Burada bilinmeyen kelimeler de var perfektlikle ilgili. Burada pluskvamperfekt ve dili geçmiş, yani perfektliği de harmanlıyor olacağız. Evet, ilk örneğime bakalım. Ich habe die Prüfung bestanden. Die Prüfung sınav demek arkadaşlar. Habe bestanden, bakın burada bir perfekt zaman söz konusu. Bunun yalın hali arkadaşlar bestehen demek. Eine Prüfung ya da die Prüfung bestehen diyecek olursak arkadaşlar, bir sınavı vermek, bir sınavı başarmak anlamına gelen bestehen'i görüyoruz. Demek ki bunun perfekt zamanda nasıl çıkıyor karşımıza? Habe bestanden şeklinde ne olmuş? Çekimlenmiş oluyor. Yani ben sınavı verdim diyecek olursam ne olacak bu? Ich habe die Prüfung bestanden şeklinde yorumlanıyormuş Almanca'da. Sonraki cümleye baktığımızda arkadaşlar, ich habe mit meiner Familie gefeiert. Evet, bakın burada feiern kutlama yapmak demek arkadaşlar. Kutlama yapmak, feiern. Bunu ben perfekt zamanda yorumladığımda habe gefeiert şeklinde yorumlanıyor. Demek ki feiern habe gefeiert şeklinde perfektlikte yorumlanmış oluyor. Mit meiner Familie, evet ailemle birlikte derken burada ne olmuş arkadaşlar? Mit datife çevirmiş burayı, öyle değil mi? Die Familie ne olmuş? Der Familie posesiflikte ne oluyordu? Mit meiner Familie şeklinde yorumlanıyordu. Şimdi ben bu iki cümleyi arkadaşlar bir araya getirdiğimde nahdimle bir araya getireceğim. Ancak şöyle bir şey var arkadaşlar. Güzel Türkçemizden farklı olarak, güzel Türkçemizde biz ne yapıyoruz? Mişli geçmişten bahsederken mişli geçmiş şeklinde bırakıyoruz. Ancak Almanca'da bu böyle değil. Nasıl olduğunu şimdi anlayacaksınız arkadaşlar. Ben sınavı verdikten sonra ailemle kutladım diyeceğim. Ancak bunu yaparken sınavı vermiştim şeklinde pluskvamperfekt olarak yorumlamam gerekiyor. Ne oluyor arkadaşlar? Ich habe die Prüfung bestanden demiştik. Ancak burada, buradaki haben hatten şeklinde yorumlanıyor. Bakın, nachdem ich die düzeltiyorum. Nachdem ich die Prüfung bestanden hatte, bakın bu çünkü daha uzak bir geçmiş. Ondan sonra ne yapmışım? Habe ich mit meiner Familie gefeiert. Demek ki bu baştaki cümleyi ben nachdem ile bir araya getirdiğimde nachdem ich die Prüfung bestanden habe yerine ne olmuş? Hatte olmuş arkadaşlar. Burası çok çok önemli. Demek ki daha uzak bir aksiyondu bu. Daha önceden yapmış olduğum bir durum olduğundan dolayı ne oluyor? Pluskvamperfekt gelmiş oluyor. Dolayısıyla nachdem ich die Prüfung bestanden hatte, virgülümü getiriyorum. Ondan sonra gene perfektlikle devam ediyorum. O da ne olacak arkadaşlar? Habe ich mit meiner Familie gefeiert. Evet, önce ne yaptım? Sınavımı verdim, başardım. Sonra ne yapıyorum? Ailemle kutlama yapıyorum. Dolayısıyla ne yapmış oluyorum? Burada virgülden öncesi pluskvamperfekt, ardından da perfekt şeklinde yorumlanıyor. Burayı bir toparlayacak olursak ne olacak demek ki arkadaşlar? Nachdem ich die Prüfung bestanden hatte, habe ich mit meiner Familie gefeiert demiş oluyor. Sonraki örneğe bakalım arkadaşlar. Er hat eine Arbeit, evet buradaki H harfi birazcık silinmiş. Evet. Er hat eine Arbeit im Krankenhaus gefunden. Evet. Bu cümle bize ne diyor arkadaşlar? Eine Arbeit, bir iş, değil mi? Im Krankenhaus, das Krankenhaus neydi arkadaşlar? Hastane demekti. Finden ne olacak arkadaşlar? Bulmak demekti. Ne olacak perfektlikte? Hat gefunden, o hastanede bir iş buldu derken demek ki ne diyecekmişiz? Er hat eine Arbeit im Krankenhaus gefunden. Sonraki cümleye bakalım arkadaşlar. Er hat seine Frau Maria kennengelernt. Evet, o kennenlernen neydi arkadaşlar? Tanımak, tanışmak anlamında değil mi? Kennenlernen. Bunun perfektteki hali ne olacak? Hat kennengelernt. Karısı Maria ile tanıştı derken seine Frau, evet bir erkeğin, onun karısı derken seine Frau Maria, evet Maria bunu da biliyoruz zaten. Kadın ismiydi, öyle değil mi?
Evet, onun karısı Maria ile tanıştı derken er hat seine Frau Maria kennengelernt. Şimdi arkadaşlar burada bu iki cümleyi biz bir araya getirdiğimizde ve bunu nachdem ile yaptığımızda öncelikle ne yapıyor bu arkadaş? Öncelikle hastanede bir iş buluyor. Ardından ne yapıyor? Karısı Maria ile tanışmış oluyor. Demek ki ilk aksiyonumuz ne arkadaşlar? İlk hareket noktamız bu arkadaşımızın hastanede iş bulmuş olması. İkinci aksiyon, ikinci hareket noktası ne arkadaşlar? Karısı Maria ile tanışmış olması. Dolayısıyla uzak geçmiş ne? Hastanede iş bulmuş olması. Dolayısıyla uzak geçmişten kasıt ne oluyor? Plusquamperfekt oluyor. Dolayısıyla ben buradaki cümleyi ne şekilde yorumlayacağım arkadaşlar? Plusquam'a göre yorumlayacağım. Dolayısıyla nachdem ile başlayacak olan cümleye baktığımda nachdem eine Arbeit im Krankenhaus gefunden hatte, bakın burası gayet plusquamperfekt, virgül mü getiriyorum ve bundan sonra ne olacak arkadaşlar? Perfekt olacak. Hat seine Frau Maria kennengelernt. Demek ki öncelikle ne yapıyor? Hastanede iş buluyor. Sonra karısı Maria ile tanışıyor. Demek ki ne yapacağım? Plusquamperfekt virgülden önce, virgülden sonra ne olacak? Perfekt olacak. Evet, burayı tekrar bir toparlayalım arkadaşlar. Nachdem eine Arbeit im Krankenhaus gefunden hatte, hat seine Frau Maria kennengelernt. Bu öğrenmiş olduğumuz cümleleri doğru telaffuzuyla tekrar edelim arkadaşlar. Ich habe die Prüfung bestanden. Ich habe die Prüfung bestanden. Ich habe mit meiner Familie gefeiert. Ich habe mit meiner Familie gefeiert. Nachdem ich die Prüfung bestanden hatte, habe ich mit meiner Familie gefeiert. Nachdem ich die Prüfung bestanden hatte, habe ich mit meiner Familie gefeiert. Hat eine Arbeit im Krankenhaus gefunden. Hat eine Arbeit im Krankenhaus gefunden. Hat seine Frau Maria kennengelernt. Hat seine Frau Maria kennengelernt. Nachdem eine Arbeit im Krankenhaus gefunden hatte, hat seine Frau Maria kennengelernt. Nachdem eine Arbeit im Krankenhaus gefunden hatte, hat seine Frau Maria kennengelernt. Bir sonraki örneğimizle devam edelim arkadaşlar. Das Kind ist auf die Welt gekommen. Evet, bu cümle bize ne diyor? Das Kind, çocuk, auf die Welt, dünyaya gekommen neydi arkadaşlar? Ist gekommen, geldi derken değil mi arkadaşlar? Kommen demek ki ist gekommen, geldi anlamına gelmiş oluyor. Yani perfektlik bir nevi. Auf die Welt, dünyaya geldi. İkinci cümleye baktığımızda Sie haben eine größere Wohnung gemietet. Evet, onlar eine größere Wohnung, daha büyük bir ev, daha büyük bir daire anlamında eine größere Wohnung diyoruz. Mieten neydi arkadaşlar? Mieten kiralamak demekti. Mieten demek ki perfect zamanda nasıl yorumlanıyor? Haben gemietet şeklinde yorumlanmış oluyor. Demek ki çocuk dünyaya geliyor. Onlar ebeveyni kastediyor, öyle değil mi? Sie haben eine größere Wohnung gemietet. Onlar daha büyük bir ev kiraladılar. Şimdi ben bu iki cümleyi bir araya getirdiğimde ne olacak? Nachdem'le kurmam gerekecek. Ancak burada öncelikle çocuk dünyaya geliyor. Ardından daha büyük bir ne yapıyorlar? Ev kiralamış oluyorlar. Dolayısıyla üst taraftaki bu aksiyon ne olacak arkadaşlar? Ist gekommen yerine ne olacak? Plusquam'da ne yapıyorduk? Plusquamperfektlikte war gekommen olacak. Dolayısıyla ne olacak arkadaşlar? Nachdem das Kind auf die Welt gekommen war. Demek ki ist yerine ne olacakmış bu? War şeklinde yorumlanıyor. Niçin? Çünkü bu aksiyon önceden yaşandığı için. Nachdem das Kind auf die Welt gekommen war,
virgül mü getiriyorum? Ondan sonra ne yapıyorum? Perfektlikle devam ediyorum. Bu da ne oluyor? Haben olmuş oluyor. Yardımcı fiilim haben'le devam ediyorum. Haben Sie eine größere Wohnung gemietet? Evet, burayı tekrar bir toparlayalım arkadaşlar. Nachdem, evet, bundan sonra değil mi? Çocuk dünyaya geldikten sonra. Nachdem das Kind auf die Welt gekommen war, haben Sie eine größere Wohnung gemietet demiş oluyorum. Ve sonraki örneğe baktığımızda arkadaşlar, Sie hat die Grundschule beendet. Die Grundschule, evet, bu Almanya'da ilk okul demek arkadaşlar. Die Grundschule, beenden, tamamlamak, bitirmek demek arkadaşlar. Bunun perfekt zamandaki hali hat beendet şeklinde yorumlanmış oluyor. Demek ki hat beendet, tamamladı anlamına gelmiş oluyor. O okulu, ilkokulu tamamladı derken sie hat die Grundschule beendet. Sonraki cümleye bakalım arkadaşlar. Sie ist aufs Gymnasium gegangen. Das Gymnasium arkadaşlar, bu bir lise demek arkadaşlar. Evet, en nasıl söyleyebilirim? Bunu aslında ayrıntılı bir videoda anlatabilirim size. Almanya'daki eğitim sistemiyle ilgili. Das Gymnasium'u kısaca şöyle diyebiliriz arkadaşlar. En üst seviyedeki, en üst düzeydeki lise diyebiliriz. Ve bunun artikeli Das Gymnasium diye geçiyor arkadaşlar. Auf das Gymnasium yerine arkadaşlar aufs Gymnasium diyebiliyoruz. Tıpkı ins Kino derken in ve das'ı birleştirdiğimde ins Kino diyorduk ya. Burada da aufs demiş oluyoruz. Dolayısıyla aufs Gymnasium. Bakın burada ist gegangen'i görüyoruz. Bu neydi? G'nin perfekt haliydi, öyle değil mi? Ist gegangen şeklinde yorumlanıyordu. Dolayısıyla burada bir kız çocuğundan bahsetmiş oluyoruz. Sie ist aufs Gymnasium gegangen. O ne yapmış? Liseye gitmiş. Ama öncelikle ne yapıyor arkadaşlar? Öncelikle ilkokulu tamamlıyor. Ardından gymnasium, değil mi? Das Gymnasium, yani liseye geçmiş oluyor. Dolayısıyla üst taraftaki aksiyonu ne yapmış olmam gerekiyor arkadaşlar? Plusquamperfekt olarak yorumlamam gerekiyor. Dolayısıyla nachdem ile birleştirdiğimde bu iki cümleyi ne diyeceğim? Nachdem sie die Grundschule beendet hatte. Bakın ne olmuş arkadaşlar? Buradaki hat plusquamda ne olacak? Hatte şeklinde yorumlanacak. Dolayısıyla nachdem sie die Grundschule beendet hatte, virgül mü koyuyorum ve perfektlikle devam ediyorum. Ist sie aufs Gymnasium gegangen şeklinde noktalamış oluyorum. Demek ki öncelikle ilkokulu tamamlıyor. Ardından da üniversiteye geçmiş olduğunda, şöyle bir toparlayalım bu son cümleyi. Ne diyecekmişim? Nachdem sie die Grundschule beendet hatte, ist sie aufs Gymnasium gegangen. Bu öğrenmiş olduklarımızı doğru telaffuzlarıyla tekrar edelim arkadaşlar. Das Kind ist auf die Welt gekommen. Das Kind ist auf die Welt gekommen. Sie haben eine größere Wohnung gemietet. Sie haben eine größere Wohnung gemietet. Nachdem das Kind auf die Welt gekommen war, haben sie eine größere Wohnung gemietet. Nachdem das Kind auf die Welt gekommen war, haben sie eine größere Wohnung gemietet. Sie hat die Grundschule beendet. Sie hat die Grundschule beendet. Sie ist aufs Gymnasium gegangen. Sie ist aufs Gymnasium gegangen. Nachdem sie die Grundschule beendet hatte, ist sie aufs Gymnasium gegangen. Nachdem sie die Grundschule beendet hatte, ist sie aufs Gymnasium gegangen. Evet, bir dersimizin daha sonuna geldik arkadaşlar. Bu dersimizde plusquamperfekt ve nachdem konusunu ayrıntılı bir şekilde görmüş olduk. Kanalımıza abone olmayı, yorum bırakmayı, paylaşmayı ve bildirim zilini tıklamayı unutmayalım. Sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.